Esselamu Aleyküm. Muhterem seyircilerimiz, bugün inşallah hitabet konusunu ele alacağız. Hitabet, hatibin, konuşan kimsenin karşıdakini ikna etmesi, karşıdaki muhatabına anlayacağı dilden, anlayacağı seviyede ve en güzel sözler ile bir derece onu zaman, mekan itibarıyla bütün bunları da göz önünde bulunduraraktan hitap etmesi, konuşması ve etkileme sanatıdır. Yani hitabet başlı başına bir sanattır. Tabiri caizse ressamlık nasıl bir sanat ise, hitabet de konuşmak da muhatabına anlayacağı seviyeye, yani burada şahıs önemlidir, yani muhatap önemlidir, konu önemlidir, gündem önemlidir. Ondan sonra hitabetin, bu hitabet dini bir hitabet mi, siyasi bir hitabet mi? Ondan sonra öğretmenin öğrencisine, vaizin camideki cemaatine, radyo veya televizyondaki sohbetlerde dinleyici ve seyirciye, böylece makam, mevki ve zaman itibarıyla farklı yerlerde farklı insanlara belli edebi bir ifade ile, sözcükler ile muhatabını böylece ikna etmek, memnun etmek, tatmin etmek, bir derece onu vaziyetine göre, bazen hissi olabilir, bazen sevinçli olabilir, ona göre bir derece konuşma sanatıdır. Mesela bir düğün olayında konuşma ile, bir doğum olayında konuşmak, bir vefat hadisesi meselesinde bir konuşma yapmak, bir camideki konuşma yapmak, öğretmenin öğrencisine karşı ikna edici konuşması ve siyasetçinin böylece herhangi bir seçim meselesinden dolayı muhataplarına hitap etmesi, ki bugünlerde çok gündemde olacak bir konu. Aslında inanınız mübalağa değil. Bu hitabet konusunu düşündüm de, yani 10 tane video yapsam inanınız ki yeridir. Ama ben sizi, hitabette en önemli şeylerden birisi de muhatabı sıkmamaktır. Kısa, öz, veciz ifadelerle, anlaşılır ifadelerle muhataba hitap etme sanatıdır. Ben de inşallah belki 10 videoda dile getirilecek olan meseleleri inşallah bir video ile sizlere özetlemeye, hülasalandırmaya çalışmış olacağım. Hitabette kişinin kendi duygu ve düşüncelerini, inançlarını, bilgilerini, kendi anlatmak istediği birikimlerini icra etme sanatıdır. Ortaya koyma sanatıdır. Gerçekleştirme sanatıdır. Tabii bu da elbette malum rastgele değil. Belli bir kurallar çerçevesinde bir konuşma sanatıdır ki, burada dediğimiz gibi bütün hali, ahvali göz önünde bulunduraraktan. Yani o çok önemli. Bu, özellikle muhatabını sıkmadan, sıkıntı içerisine koymadan. Bu okullarda mesela diyelim ki 40 dakika dersin olması, yani bu önceden tasarlanmış, planlanmış, tecrübe edilmiş bir hakikat. Ama şu bir gerçek ki, mesela bunun içerisinde yoklama var. Öğrencileri sorma, soruşturma, bir giriş bölümü var. Onun için ilk 20 dakika o çok önemlidir. O 20 dakikada öğrenciye, belki de onu da özetlemeye kalkışsanız, onun da öncekindeki birkaç dakika o çok önemli olmaktadır. Hatip olan kişi mutlaka hazırlıklı olmalıdır. Mutlaka birikimli olmalıdır. İsterse, ben bunu acizane kendi şahsımda, 15 yıllık radyo sohbetimde, 7 yıllık televizyon sohbetimde, yani 32 yıllık yazarlık hayatımda bir şeyi 10 kere de anlatmış olsam, mutlaka onun özetini çıkartırım, kafamda tasarlarım, hazırlıklı olarak oraya mutlaka çıkarım. İsterse su gibi bilmiş olayım. Yani bir ön bilgi, bir altyapı, bir girişin için bir hazırlığın mutlaka olması gerekir. Bu, biz öğretmenlik yaparken de, yani normalde, yani hazırlı birikimimiz var ama mutlaka gene ne anlatacağız? Konu nedir? O konu içerisinde anlatılması gereken nelerdir? Giriş bölümü, gelişme bölümü ve sonuç bölümü içerisinde olayı bu perspektiften ele alaraktan dile getirme olayıdır. Böylece tabii ki dediğim gibi konuşulan yer, mesela bir camide ise, bir vaiz durumunda ise, mutlaka tabiri caizse vurucu ifadeleri sona bırakmalıdır. Cemaat genelde malumunuz ya, hep sona doğru gelir. Ve kıssaya mutlaka yer vermelidir. Camiden sonra mesela çok güzel hatiptir. Camiden çıkarsınız, ne konuştu? Çok şahane konuştu. Ya bir cümle söyle.
pek ifade edemez ama çok güzel konuştu der. Ama kalıcı ve vurucu, önemli, gündemi yakalamış olan bir mesele ve yaşanmış hayattan bir kıssa ise bu onun üzerinde daha etkili ve kalıcı bir fonksiyonu icra etmiş olur. Burada önemli olan birkaç noktayı söyleyeyim. Temel olaraktan gittikçe açmaya çalışacağım. Evvela bir vukufiyet gerekir. Yani konuya vakıf olacak kişi. Konuya vakıf olacak. Monotonluktan uzak olacak. Kamera gibi adeta 360 derecede cemaati veya muhataplarını bir derece tarayacak. Beden dili mutlaka mimikler, haller, ses tonları, yükseltme, alçaltma ve nokta vuruşları ve bir derece bazı yerlerde kalp grafiği gibi aynı denge ve düzen içerisinde cemaat içerisinde uyuyan varsa uyandırmak için değil mi gibi bazı vurucu ifadelerle tabiri caizse onları uyandıraraktan o şekilde ölçülü bir şekilde ve dediğim gibi yani hepsini bir ifade edeceğim her biri ayrı ayrı olduğu için mesela vaiz efendi vaaz edecekse özellikle Kur'an ve hadis perspektifi ölçüsü temel olmalı. Yaşanmış hayattan kıssalar olmalı, tecrübeler olmalı ve diyelim ki bu meseleyle ilgili o ayetin farklı tefsirlerdeki yorumlarını o şekilde göz önünde bulundurmuş olmalı. Yani dikkat edici hususlar göz önünde bulundurulmalı. Ve özellikle mesela dini hitabetlerde, ha oraya niye çıktı? Evvela Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla, samimi bir niyetiyle, ihlasla ve gayret içerisinde cemaate bir şey vermek amacı ile cemaatin karşısında olduğunun niyetini iyi tutmak suretiyle bulunduğunu bilmelidir. Bunun bilinci içerisinde olmalıdır. Ben burada cemaate Allah'ın emir ve yasaklarını anlatacağım. Ben onları hayra teşvik edeceğim. Yani buradaki benim yapmış olduğum sohbet dini bir sohbettir. Elbette bunda tamamıyla hiçbir dünyevi menfaat söz konusu olmaksızın samimi ve dürüst bir şekilde olmalı. Bazen hoş değil. Bunu herkes hakikaten şey yapıyor. Mesela hatip isterse vaiz olsun, isterse imam efendi hutbede olsun. Bazen işte yardım meseleleri, para toplanacak, şu bu falan deyince hakikaten o samimiyeti yıkıyor. Yani diyeceksiniz ki ya ihtiyaç ne yapalım, kimden alacak vesaire. Ya bir yazı yaz kapının girişine. Oraya kasa koymuşsunuz. En azından oradaki çıkan birileri hatırlatsın en azından. Yani o ihlası zedeleniyor. Bir şeye madde ve maddi bir şey girdiği zaman hakikaten onu zedelenmiş oluyor. Onun içindir ki en çok dikkat ettiğim peygamberlerin hemen hemen hepsinin kendi peygamber olarak gönderildiği kavme söylemiş olduğu şu. Ben de bunu acizane hayatımda ölçü olarak almaya çalışıyorum. O da şu. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ Ben peygamberliğimin karşısında sizden bir ücret istemiyorum, beklemiyorum. Benim ücretim doğrudan doğruya Allah'adır. Yine Rabbimiz da peygamberler sizden bir menfaat, bir ücret mi bekliyor ki onlara iman etmiyorsunuz diye Cenab-ı Hak bile bunu böylece peygamberleri hitap suretinde o kavimlerine duyurmak suretiyle bunu nazara vermiş oluyor. Dini hitabette eddinu nasihatun diye Efendimizin ifade etmesi. Eddinu nasihatun. Din nasihattır. Hikmettir. Yani öğüttür. Hikmeti ve öğütü dile getirmektir. Burada yeri geldiği için söyleyeyim. Bazen Efendimiz önemli olan noktaları iki kere, bazılarını üç kere rahibe enfu, burun sürünsün. Demin dediğim din nasihattır. Bazen iki kere, bazen üç kere ehemmiyetine binaen akılda kalıcı olması için bunları birkaç kere dile getirmiş oluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani onun için ölçüyü, muvazeneyi korumalı. Abartılı durumlardan kesinlikle ve kesinlikle kaçınılmalı. Ve akli olmalı, kalbi olmalı. Yani akla hitap etmeli, tatmin etmeli, kalbe hitap etmeli. En azından o his ve duyguyu o cemaat üzerinde oluşturmalı. Aman ha, kesinlikle dengeli davranmalı, ölçülü davranmalı, dengeyi ve ölçüyü asla ve asla aşmamalıdır. Burada vaizlerin vaazının bazen tesir etmemesinin en önemli sebepleriyle adama haset etme diyor. Her insan içerisinde haset var, çekememe duygusu var. Oysa onun yönünü hayra çevir veya düşmana çevir şeklinde ifade etmiş olsa daha etkili olur. Yani adama diyor ki dünyayı sevme, arabanı sevme, evini sevme. Ya bu insanın yapısında var yani. Bir ömür boyu çalışıyor adam.
Yani onların yönünü çevir. Burada mantıklı olmalı, ölçülü ve dengeli olmalı. He, dünya senin olsun ama kalbine koyma. Kalbine koyma. Birçok sürülerin olsun. İbrahim peygamberin de vardı, Musa peygamberin de vardı. He, onların kazıklarını kalbine çakma. Onların ipini kalbine bağlama. Sürülerin olsun ama ahırda olsun. Kalbinde olmasın. Paran olsun ama kasanda olsun, kesende olsun, kalbinde olmasın. İşte onun için burada vaizinin veya hatibin konuşurken bu gibi noktalara elbette ki hasreten dikkat etmesi lazım. Mesela hitap ettiği kimsenin, muhatabının pozisyonunu göz önünde bulundurmalı. Mesela Efendimiz olsun, Hazreti Nuh peygamber olsun, birçok peygamber ey kavmim, ya kavmi, Arapçada nida edatı dediğimiz hitabet ya diye başlar, ey diye. Yani bir ikaz, bir tenbih, bir uyarı veya ela diye. Dikkat. Yani aynen tabiri caizse trafik işaretleri ne ise aynen bu şekildeki tenbih edatları da, ya edatı, nida edatları da bunun gibidir. Mesela İbrahim peygamber babacığım diye ifade eder. Yusuf aleyhisselam ya ebeti inni ra'eytu ahada aşere kevkemen ve şemse vel kamer ra'eytum li sacidin. Ey babacığım, ey babacığım diyerekten ben 11 tane yıldız, bir güneş ve bir ayın bana secde ettiğini görüyorum. Yine Lokman aleyhisselama bakıyorum, ey oğulcuğum diyor. Yani onun için muhatabın durumu göz önünde bulundurarak da ona göre hareket etmeli. Mesela Musa aleyhisselam Firavun'u, ey Firavun, Firavun diye seslenirken bir yandan Cenab-ı Hak kendisine Firavun'u Medyen şehrinde dönüp Mısır'a döndüğünde Firavun'un yanına gittiğinde Cenab-ı Hak İzheb ila Firavun'a innehu taha. Firavun'a git, o çok azıttı derken ama bununla beraber kavlen leyyina, ona yumuşak bir dil ile söyle. Yumuşak bir dil kullan. Yani affedersiniz kuyruğuna basarcasına değil yani. Tehdit edercesine değil. Yani ilahlık taslayan bir Firavun'a bile kavlen leyyinen diyor Cenab-ı Hak. Yumuşak bir dil ile ona söyle. Ve yine bakıyorsunuz Hazreti İsa aleyhisselam ey İsrailoğulları diyor. Ondan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine demin dediğim gibi ey kavmim diye hitap ediyor. Yani onun için o peygamber kime hitap ediyorsa bulunduğu kavmin durumunu göz önünde bulunduraraktan muhatabın o haline göre mutlaka o topluluğun o haline göre hitap edilmeli. Yani onun için olayı böyle adeta onun için çıkmadan önce bulunulan noktada, pozisyonunda, konumunda insan önceden bütün bunları göz önünde bulundurarak hangi amaç ile nereye çıkmışsa bakacak konum ne? Benim bu konuyu anlatmaktaki amacım ne? Dinleyiciler kim? Kimlerden ibarettir? Ben kimlere hitap edeceğim? Bu konuda bir hazırlığım var mı? Bu konuda ne gibi bir sunuş yapacağım? Şimdi mesela diyelim ki sunumlarda diyelim ki video mu olacak? Bu konuda resim mi gösterilecek? Belge mi gösterilecek? Ona göre. Dediğimiz gibi iyi niyet olmalı, dürüst olmalı, samimi olmalı. Açık ve net ifadelerle netliğini göstermeli. Yani lafı affedersiniz gevelemek suretiyle, döndürüp dolaştırmak suretiyle etrafında bir türlü merkeze gelememe gibi bir sıkıntı içerisinde olmamalı. Ve tabii ki şunu ifade edeyim. Aslında hitabette en önemli nokta bir ilahi, bir vehbi ilahidir bu. Bir Allah vergisidir. Yani amenna, hakikaten Allah vergisi. Ama bununla beraber bunun zaman içerisinde konuşa tecrübe ile de elde edilebilecek bir şeydir bu. Yani bunun ilmini de almak önemli ama tecrübe açısından önemli. Yine Musa Aleyhisselam'a gelelim. Küçük yaşta ağzına ateş aldığı için bir pelteklik vardı. Onun için ya Rabbi Harun'u bana vezir olarak kıl demişti. O biraz daha net. Şu önemli, şu dua ki vaiz efendi vaaz ederken ilk girişteki duasından birisi de şudur. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi şrahli sadri, ey Rabbim göğsümü aç. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri, işimi kolaylaştır. Kolay bir iş değil. Karşında cemaat var. 10 kişi, 100 kişi, 50 kişi, 1000 kişiye kadar git artık ona göre. Veya bir televizyonda belki dünya seyrediyor, milyonlarca insan seyrediyor. Ondan sonraki önemli. Vahlul ukdeten min lisani. Burada vahlul ukdeten düğümü çöz ya Rabbi min lisani. Dilimdeki düğümleri çöz. Demek ki her insan dilinde düğümler var. İşte bu kullana kullana aynı teşbihatı olmasın.
arabayı kullanmadaki pratiklik gibi, meleke kazanma gibi. Zaman içerisinde kelimeler, cümleler peş peşe gelebiliyor. Bu bir meleke kazanmakla alakalı. İlk etapta mesela şoför olan kimse vitese bakar, debriyaja bakar, gaza bakar, pedala bakar, vitese bakar. Yani karşıya bakmayı bile neredeyse düşündüremez, kaza yapar. Ama zaman içerisinde alışınca artık pratiklik kesbeder. Meleke kazanmış olur. Onun için vahlül ukdeten min lisani. Konuşa konuşa dildeki bağların çözülmesi. Niye yefkahu kavli? Ta ki karşıdaki muhatap onun söylediğini anlamış olsun. Anlayıcı bir ifadede. Çünkü anlaşılmazsa tesir etmez. Onun için bu konuda bol bol bunun pratikliğini yaparaktan, kolay değil. Yanılabilir, ilk etapta tıkanabilir, ilk etapta cemaatin karşısına geçtiğinde afallayıp öyle kalmış olabilir. Bu bir zaman içerisinde aşılması gereken bir şey. İnanınız bir anda olabilecek bir şey değil. Bazen 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sürekli bir şekilde bu pratiklikle. Yani bakıyorsunuz ki hiç ben bunu yapamam dediğim bir şeyi bir bakıyorsun hiç okumamış adam yapıyor. Niye? Çünkü yapa yapa artık bir meleke kesbetmiş, pratiklik kesbetmiş. Yani bunda da aynen öyle. Dediğim gibi dini hitabet olsun, öğretmenlik olsun, vaizlik olsun, siyasi olsun, televizyondaki durumlar olsun. Yani bunlar zaman içerisinde elbette ki bir birikim neticesinde altyapısı oluşa oluşa bir derece meydana gelmiş olacaktır. Burada o şu da önemli, yani hakikaten belki de en önemlisi o, insan samimi, ihlaslı, iyi niyetli olduğu zaman amenna, tesiri halk edecek olan Allah'tır. Allah tesiri halk etmedikten sonra işte o da ihlas ve samimiyettir. İhlas ve samimiyettir. O olmadıktan sonra dünyanın bütün mükemmel hitabet şekillerini insan bilsin. İnanız ki hiç karşıdakine etki yapmadı. Erişti. Onun için muhatabın haline göre, seviyesine göre, durumuna göre ve fazla boğmadan ve diyelim ki o manada kişi meslekleri kimdir? Esnaf mıdır, aile midir, yani bayan mıdır, çocuk mudur, genç midir? Yani bunları göz önünde bulunduraraktan onların dünyasına girmek, onların zihnine girmek, onların kalp ve gönüllerine girmek, o şekilde hayatını böylece daha etkileyici yöntemleri sağlamış olur. Şu da çok hayat boyunca gördüm ben bunu. Şunun da çok etkili olduğunu. Özellikle başta Efendimiz olsun, sahabe olsun. Özellikle sahabelerin hayatında. Çünkü onların her birinin hayatında yaşanmış birçok hakikaten tablolar var. O tabloları yaşanmış olan o hayatları örnek verdiğiniz zaman kişide, dinleyicide çok etki yapıyor. Mesela Rabbim muhafaza etsin. Diyelim ki depremde. Ben de hem kendim yaşadım, gördüm. Başımızdan geçti. Başkalarının başından geçenlerini yazdım. Hakikaten düşündürücü. Bazen 100 vaizin yapamadığı etkiyi o bir depremdeki bir olay, ibretli, düşündürücü bir hal, o hakikaten insanı çok etkiliyor. Onun için yaşanmış hayattan örnekler verilirse ve kişi kendisi tecrübe etmiş olursa, tecrübesini dile getirmiş ise, o zaman onun muhatap üzerinde daha etkili, kalıcı ve unutulmaz hatıralar. İnanınız, bazen 50 yıl bile geçse, ben kendi hayatımda onu gördüm. 50 yıl bile geçse, hakikaten bakıyorsunuz ki 50 yıl önce birisinin konuşmuş olduğu o etkileyici hal, insanın üzerinde hala o etkisini sürdürdüğünü çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Onun için yani işin içerisine bilginin, tecrübenin, güzel konuşmanın, edebi konuşmanın, belli konuşmanın, bunun içerisine mutlaka ve mutlasa maya koymak lazım. İhlas mayası, samimiyet mayası koymak lazım. Yani cemaati korkutarak sadece öfke ile değil, haddi aşarak, şaşkınlık yaparak, o vaziyette değil. Gerekirse hele hele şu son zamanda diyelim ki ümitsizlik aşılamamak, ümit vermek. Yani zaten diyelim ki bir deprem olsun, şehit durumları olsun, Gazze'deki bir durum olsun. Zaten insanlar, hele hele Müslümanlar tükenmiş. Böyle tükenmiş bir durumda eyvah bittik ya biz, mahvolduk ya. Artık kurtulmamız mümkün değil diyerekten tabiri caizse boğucu olan o durumda bir de o yiterse suyun dibine daha boğucu bir hal olmuş olur. Onun için böyle durumda
La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmeyeceğini onlara duyurmak lazım. He, doğar elbette. Her zaman böyle hayat aynı istikamet üzerine gitmiyor. Zikzaklı olarak da. Yani demek ki burada inişli çıkışlı, inne ma'al usri yusran gibi. Kolaylıkla beraber bir zora, zorluk olduğu gibi. Veya Rabbimizin tilkel eyyâmü nüdâviluhâ beynen nâs. Biz günleri insanlar arasında devrederiz buyurduğu gibi. Yani onun için bir olumsuzluk varsa illa o olumsuzluk sürekli öyle gidecek değil. Bir gece olmuşsa, karanlık olmuşsa, her zaman karanlık doğacak, olacak da haşa, hiç güneş doğmayacak değil yani. Onun için bu manada o pozisyonlar da göz önünde bulunduraraktan insanlara iman aşılamak. İşte peygamberlerin yaptıkları en birinci o. Kulları Allah ile, Rabbisi ile irtibatını sağlamak. Onlar ile bir derece bağlantısını sağlamak. Yani Kur'an ile bağlamak, irtibatlandırmak. Onunla kopmaz bir bağ oluşturmak. وَاَتَسِمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيَا. Yani böylece kopmaz bir ip olan İslamiyet'e, Kur'an'a o insanları bağlayaraktan böylece diyelim ki hayattan ümidi kesilmişse, tamamen artık çaresiz, bir çare bir hale gelmişse, o durumda ona çare olmak lazım. Ona ilaç olmak lazım, onu teşvik etmek lazım. Öğüt vermek lazım. Her şeyde bir hikmet var. Yani Cenab-ı Hakk'ın bundaki mutlaka bir hikmeti vardır. Bazı şeylere kader müsaade ediyorsa, kaderin müsaade ettiği şeylerde mutlaka elbette ki bazı hikmet noktaları vardır. Bunları göz önünde bulundurmak gerektiğini mutlaka da mutlaka düşünmeli. Onun içindir ki burada doğruyu söylemeli, güzeli söylemeli, hak ve hakikati söylemeli ve gerektiği zaman tabii geçmiş ümmetlerdeki o ümmetlerin helak oldukları durumların nelerden kaynaklandığı, haddi aşmalarından, peygamberleri yalanlamalarından, şımarıklıklarından dolayı bazen mesela bir gence cehennem korkusu söylenebilir. Ama bir çocuğa cennet ümidi vermek lazım. Onu ben yaşadım. Babası bir çocuğa küçük cenneti anlatıyor 80 yıllarında. 2023 bak hala unutmuyorum. Bu çocuk diyor ki de arabalar varmış. Baba hadi arabaya binelim de gidelim. Yani o kadar demek ki sevdirmiş. Aradan bir iki sene, iki sene kadar geçti. Çocuk bize geldi. Babası bunu anlatmıştı. Yanımıza geldiğinde çocuğa böyle gayet ciddi bir şekilde hadi dedim hazırlan. Ne dedi? Hazırlan gidiyoruz. Nereye? Cennete. Deyince çocuk birden gülmeye başladı. Ya şimdi gidilmez ki dedi. Öldükten sonra gidilir dedi. Onun için onda cennet ümidi. Mesela bir annenin çocuğu ölmüşse bak o cennetin kuşu oldu. Vildahanul muhalledun. Onlar ebedi. Onun için hikmetle ve güzel sözle onda bulunmak lazım. Onun için Kur'an'da Rabbimiz öyle diyor. Güzel söz, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzer. O ağacın elbette ki güzel meyveleri de olması lazım. Allah güzel sözlüleri sever buyuruyor Rabbimiz. Onun için doğruyu söylemek, güzeli söylemez, hakkı söylemek, etkili, etkileyici şeyi söylemek. İşte Efendimizin hakikaten her bir cümlesi nasıl bir etkili cümle ki aradan 1400 sene geçmiş hala etkisi devam ediyor. Hala vuruculuğu devam ediyor. Sanki bugün söylemiş gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene önce söylemiş olduğu o sözlerin etkisini hala biz hayatımızda görüyoruz. Nasıl bir etkili söz ki? Çünkü Efendimiz kendisinden konuşmuyor ki. Kur'an'ın ifadesiyle وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيٌ يُوحَى. O Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi heva, istek, heves, arzu, keyfinden konuşmaz ki. O kendisine vahyedilen bir vahyi söyler. Allah kendisine ne vahyederse, Allah kendisine ne bildirirse aynen onu bildirir. Çünkü mesela ilk vahiy geldiğinde Hazreti Efendimiz eve geliyor, Hatice ya Hatice zemmiluni sıtmaya tutulmuş gibi heyecanlı bir vaziyette üzerime ört. Uyandıktan sonra ne olduğunu sorunca Efendimiz durumu anlatınca Allah kendisinden ebediyen razı olsun. Hazreti Hatice diyor ki ya Muhammed sen eminsin, güvenilen insansın. Akrabanı gözetirsin. Allah seni yalnız bırakmaz. Allah seni mahcup etmez. Diyerekten ve o ümidi veriyor. Bunun çok etkili olduğunu. Onun için Efendimizin hayatında unutmadığı tek kişi Hazreti Hatice'dir. En önemli kişi Hazreti Hatice'dir. Hazreti Hatice'yi o kadar seviyor ki
Onu sevenleri bile unutmuyor. Onun yakınlarını bile unutmuyor o derece. Onun için Efendimiz duruma göre bazen yumuşak olmuş, ikna edici olmuş, mantıki ve müdellel delillerle hakikatleri ifade etmiş, duygularını ifade etmiş, kalplerine hitap etmiş. Onun için Kur'an-ı Kerim'dir bu manada. Diğer peygamberler de var. Hazreti Nuh'un hitabı, İbrahim peygamberin demin dediğim gibi ey babacığım diyor mesela. Babası Azer putperest. O kavmim diye ifade ediyor. Yani ben size peygamber olarak gönderildim ey kavmim diye. Onlara o şekilde hitap etmiş oluyor. Onun için o hitap şekilleri onlar üzerindeki etki bırakması açısından hakikaten çok önemlidir. Efendimiz'e müşrikler emin dedi, Muhammedül emin dedi. Onun için hatibin emin olması lazım. Yani karşısındaki muhataplarına güven aşılaması lazım. Eğer o güveni aşılamasa, dünyanın bütün bilgilerini de getirip o cemaate sunsa, Google'dan öteye geçmez. Adam onu Google'da da öğrenir. Google'dan da öğrenir. Onun için ihlas ve samimiyet. İşte bu işin en müessir noktası, tesirli noktası, kalıcı noktası, işte oradaki ihlas ve samimiyettir. Mesela şundan daha ötesi var mı? Bir babanın oğlunu kurban etmesi. Hazreti İsmail'e hitap ederken, ey İsmail, Rabbine ibadet et, annene babana itaat et. Yani o da ama İsmail Aleyhisselam ne diyor? Babacığım emredileni yap diyor. Emredileni yap diyor. Yani demek ki burada o hitap şekli önemli. O hitap. Efendimizin kızı Fatıma'ya, ey Fatıma diyerekten, ey Aişe diyerekten hanımına. O şekilde ifade etmiş olması, muhatabının pozisyonunu, o halini göz önünde bulunması önemlidir. Çünkü muhatap birey midir, toplum mudur? Nasıl bir kesimdir? Hangi bir kesimdir? Bir kişiye hitap ile toplu büyük bir kesime, genele hitap elbette ki bir olmaz. Dediğim gibi dini bir konuşma mı yapacaksın? Siyasi bir konuşma mı? Tabii siyasetin içerisinde o ayrı bir konu, için içerisine menfaat girdiği için çok samimi olmuyor. Hakikaten o biraz su katılmış oluyor, süte su katılmış oluyor. Onun için halis olmalı, saf ve berrak olmalı. Memeden çıktığı, yani hayvanın memesinden çıkan süt gibi olmalı. Saf ve berrak olmalı. Ona süt karışmamalı, başka şey ona bir derece karışmamalı. İyiliği, güzelliği, hakkı, hakikati her vesileyle söylemeli. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Elbette ki. Ve en önemlisi hatibin güzel ahlak içerisinde olması, imanının güçlü kuvvetli olması. Yani önce kendi hayatında tatbik etmiş olması. Çünkü başkasına verir talkımı, kendi yutar Allah korusun salkımı misali olursa, kendi yapmıyorsa, adam bu kadar söylüyor, kendi yapmıyor ki. Bana şunu şunu yapma, şu haramı işleme diyor, adam kendi yapıyor, gördüm bildim vesaire. İşte demek ki, yani burada işte samimiyet gidiyor. Onun için bu etki eder mi? Etmez. Boğazdan çıktı. Buradan girer, buradan çıkar, muhatabın üzerinde hiçbir etki yapmamış olur. Onun için insanlara hakkı ve hakikati, ben bunu tohuma benzetiyorum. Çiftçinin tohumuna benzetiyorum. Samimi ve iyi niyetle bir insan bir yere tohumu ekerse, hakikat tohumunu, kelime tohumunu, Kur'an tohumunu, İslamiyet tohumunu, iman tohumunu ekerse, öbürü de gelir inşallah bir vesileyle sular, inanınız 50 senede olsa o zayi olmaz. Şunu çok önemsiyorum. Bir öğretmenler gününde bir video çekmiştim. Yani bir çiftçi rastgele tohumları serpiyor. Ona sorsan nereye serptin bilmez. Belki kayanın arasına çıkmıştır, dereye serpmiştir, komşunun bahçesine. Kendi bilmez. Ama bir bakıyorsunuz ki bahar mevsiminde kayanın arasından, dereden, komşunun bahçesinden çıkıyor. Bir tohumu zayi etmeyen Allah, samimi olan güzel bir söz tohumunu hiç zayi eder mi? Vallahi de etmez, billahi de etmez, tallahi de etmez. Onun için yeter ki samimiyet, iyi niyet, güzel düşünce olsun, hak ve hakikati duyurma özelliği niyeti olsun, Allah onu zayi etmeyecektir. Faydalandıracak, yararlandıracaktır. Hayırlı neticelere inşallah ulaştıracaktır. Dediğim gibi hitabet konusu çok kapsamlı bir konu. Her biri, yani siyasi hitabet, dini hitabet, öğretmenin öğrenciye hitabeti, bir kişiye cenazede, doğumda, sünnette değil mi? Her bir şehitlerin durumunda, kabristanda, her bir yerde hitabet şekli başlı başına bir konu ama ben inşallah bunlardan hülasalandıraraktan sizlere anlatmaya çalıştım.
ne diyelim, Rabbim tesirini halk etsin, o ihlas, samimiyet ve iyi niyeti bizlere vermiş olsun, saygı ve sevgilerimle.